Hikayem bir sonbahar günü annemle beraber İstanbul'a geldiğimiz gün başlar. Birkaç gün evveline kadar İzmir'de fakir bir evin tavan arasında yaşıyorduk. Annem hastaydı, yapayalnızdık. Bize yardım eden kimse yoktu. Bundan sonra hayatımızı geçireceğimiz ve benim için bir hayal şehri olan İstanbul'da zengin ve maruf akrabalarımızın yanında bir sığıntı gibi yaşayacaktık. Zavallı kaderimizin bize oynadığı acıyla küçük benliğimde sızlayan bir yara vardı sanki. Ve ben artık her şeye başka bir alemden bakar gibi esrarlı, karanlık gözlerle bakıyordum. Kimi istiyorsunuz? Ispartalı ailesinin evi mi? Evet. Biz İzmir'den geliyoruz. Akrabalarıyız da. Demek onlar sizsiniz. O halde beni takip edin lütfen. Odanız burası. Hanımefendi istirahat etmenizi emir buyurdular. Yemek 7.30'dadır. Tam vaktinde sofrada bulunulması gerektiğini hatırlatırım. Galiba burada bizim fakir odamızdan daha çok üşüyeceğiz. İçime tuhaf bir heyecan geldi anne. Korkuyorum. Bu karanlık sofalar, bu tenha odalar, korkunç suratlı uşak, bu kocaman konak, şimdiden içimi sıkmaya başladılar. Sattığımız eşyaların parasından borçlarımızı ödedikten sonra birkaç parça kendimize çamaşır, birer de elbise yapabildik. Bunları şimdilik kâfi görüyorum. Ama bu konaktaki zenginlik beni şaşırtıyor. Onların yanında düşkünler gibi kalmayacak mıyız? Hayır, hayır anneciğim. Onların yanında kendimizi böyle küçük görmeyelim. Bizim fakirliğimizden onlar utansın. Neler söylüyorsun Nerime? Leyla yengeler büyük dedem yüzünden zengin olmuşlar. Doğru yavrum. Ama susmalıyız. Evlerine yerleştiğimiz gün mallarında da gözümüz var zannetmesinler. Hayır Selim, servis yapma. Feridun Bey gelmeden olmaz, onu bekleyelim. Senin gibi tecrübeli bir uşak, Feridun Bey gelmeden servis yapılamayacağını nasıl unutur Selim? Affınıza marulen hanımefendi. Ben demiştim ki misafirler için... Onlar misafir değil, bu evin insanlarıdır. Nasıl tensip buyrulursa hanımefendi hazretleri. Ah, oğlum Feridun! Ayrıca bunların tatbikini istiyorum Cemil Bey. Sandıkların kontrolü için emirlerimi kendilerine siz de bildirirsiniz. Mektuplar için ne düşünüyorsunuz? Bu akşam kaça kadar olursa olsun yazılıp yerlerine gönderilmeli. Emredersiniz efendim. Gidebilirsiniz. Baş üstüne efendim. Hoş geldiniz, oturabilirsiniz. Seyahatiniz nasıl geçti? Çok iyi. Alakanıza teşekkür ederim efendim. Teşekkür hacet yok. Babamın bir akrabasına karşı vazifemi yapıyorum. Buraya çabuk ve kolay alışacağınızı ümit ederim. İzmir'i pek özlemezsiniz herhalde. İzmir mi dediniz? Orada çok istirap çektiğim için hasretle yad edeceğimi hiç zannetmiyorum. Olabilir efendim. Kızınıza gelince... kuzenim dersinin okulunda gitmesinde bir mahsur görmüyorum.
Yalnız bu sene yatısız devama mecbur kalacak. Gelecek seneyi de ayrıca düşünürüz. Oh! Sabah olmuş. Perdeler kapalı olduğu için ben hala gece zannediyordum. Anne, uyan artık. Neyin var anneciğim? Fenayım yavrum. Bu kadar fazla yorgunluğa gelemedim. Dayanamadım işte. Ben senin kahvaltını buraya getiririm anneciğim. Hayır kızım, sen kahvaltı vaktini kaçırma. Ben etmesem de olur. Olur mu öyle şey anneciğim? Affedersiniz efendim. Daha ilk günden geç kalmaya başladım. Affedersiniz yenge. Pencere perdeleri o kadar kalın ki sabah olduğunu anlayamadık. Pekala. Fakat bir daha geç kalırsan kahvaltı etmeden mektebe gidersin. Annen nerede? Bütün gece çok ıstırap çekti. Ancak sabaha karşı uyuyabildi. Çok halsiz ve yorgun. Müsaade ederseniz kahvaltısını yanına götüreyim. Böyle şeylerden hiç hoşlanmam. Biraz gayret etse pekala kahvaltıya gelebilirdi. Bu seferlik kabul ediyorum. Hadi git mutfağa bir şeyler al. Sen de annenin yanında kahvaltı edebilirsin. Yalnız çabuk ol. Oğlum emir verdi, Cemil Bey götürüp seni mektebe yazdıracak. Hadi şimdi gidebilirsin. Birbirine benzeyerek geçti. Annemin hastalığı biraz daha arttı. Süheyla'nın ve oğlumun bize yukarıdan bakması eksilmedi. Ve biz garip odamızda yüzlerce, binlerce ıstırap dolu saat geçirdik. Karanlık ve yalnız gecelerde birbirimize sarılarak soğuğa karşı gelmeye çalıştık. Şimdi 19 yaşındayım. 19 ıstırap dolu yıl geçti. Gelecek bana neler hazırlıyor? Kim bilir ne talihsizlikler bekliyor beni. Kader bana gülerse, okulu bitirdikten sonra annemi sığıntı olduğumuz bu köşkten yeni ufuklara, yeni hayatımıza doğru uçuracağım. Doğrusu çok merhametlisin Feridun. Onların bülbül yuvasında oturmasına müsaade ettin. İstedikleri kadar otursunlar. Zavallılar çok fakir. Kullanmadığımız eşyaların bir kısmını da yolladım. Bari hayırlı bir iş yapsalar. Hepsi de çalgıcı. Komşular söylüyor, sabah akşam çalıp oynuyorlarmış. Akıllı fikirli bir iş yaptıkları yok ki. Tek kusurları vaziyetlerinin bozuk olması. Hadi sofraya oturalım artık. Thank you.
Kızınızın mesuliyeti oğluma ve bana aittir. Size gelince, bundan sonra konağın dikiş ve çamaşır işlerini tamamıyla size bırakıyorum. Hizmetçilerin hali malum. Onların temizliğine hiç güvenemiyorum. Teyzeciğim, bugün geometriden 10 aldım, 10! Aferin benim cici kızım! Bugün nasılsın anneciğim? İyiyim Allah'a şükür, iyiyim. Teyzeciğim, bugün arkadaşım Gül'ün isim günü. Oraya gideyim müsaade ederseniz. Elbette kızım! Hatta araba seni götürsün, orada beklesin. Müsaadenizle teyzeciğim. Güle güle kızım, Allah iyi eğlenceler! Ondan iftihar ediyorum. Nerime'nin de aklı varsa, ona benzesin. Müsaade ederseniz, biraz bahçede dolaşmak istiyorum. Peki, dolaş bakalım. Ama korunun öbür yanında oturan o çalgıcı akraba kırıntılarının tarafına geçmemek şartıyla. Anlıyor musun? Peki efendim. Dinliyordunuz. Affedersiniz. Niçin affettirmeye çalışıyorsunuz kendinizi? Asıl benim size teşekkür etmem lazım. Niçin? Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için. Çok güzel çalıyorsunuz. Herkes çok güzel çaldığımı söylediği için ben de durmadan çalıyorum. Esasen bizim evde herkes ya şarkı söyler yahut çalgı çalar. Ya siz de müzikle meşgul olur musunuz? Ben eskiden piyano çalmaya başlamıştım ama devam edemedim. Fakat müziğe bayılırım. Sizi tanıdım. Feridun Beylerin İzmirli akrabasının kızı olacaksınız. Maalesef oturduğunuz evde müzikle meşgul olmak kabil değildir. Evet, iyi tahmin ettiniz. İsmim Nerime. Zavallı yavrucak. Size öyle acıyorum ki, bu konakta Feridun Bey'le annesinin boyunduruğu altında yaşamak feci bir hayat olacak. Sizi Allah korusun. İkisi de birbirinden sert, birbirinden müstebit ve mağrurdur. Bu konakta yaşamaktansa diri diri soğuk bir mezara veya havasız, ışıksız bir zindana atılmayı tercih ederim. Biraz evvel müzikten hoşlandığınızı söylemiştiniz. Sakın onların yanında şarkı söyleyeyim demeyin. Hanımefendi yalnız müzikten nefret etmekle kalmaz, çalgı çalmayı ve şarkı söylemeyi insanlar için lüzumsuz, hatta zararlı sayar. Sahi mi? Akrabanız oluyorlarmış galiba. Evet, annemle Süheyla Hanım teyze çocuklarıdır. Lütfedip bizi burada oturtuyorlar. Eğer buna oturmak derseniz tabii. Yağmur yağar, üzerimize damlar. Kar yağar, iliklerimize işler. Buna rağmen bizler mesuluz. O halde desenize akrabanın akrabası oluyor. Senin yine ne yapmış düşmanı seni? Yapmadım ya! Hele bir geçireyim elimi, kahvedeni ne yapmış? Sağlığında yakalasın yazın. Mahvedeceğim seni, görürsün kalbini. Hele bir geçelim. Kim bunlar? Zevin. Yani kız kardeşim. Osman da onun nişanlısı. İkisi de çok şakacıdır. Osman müthiş tiyatro meraklısıdır. Aynı zamanda bizim orkestrada çalar. Osman'ın bütün zevki Zerrin'le Romeo Juliet'i oynamaktır. Ah, senin nurundan mahrum gece olur mu Juliet? Romeo, seni çağırabilmek için Şahin'i çağıran bir doğan gibi ötebilse. Cik 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 cik. Ruhum seni çağırıyor. Gece sessizliğinde sevgililerin sesi ne kadar cana yakın. Dinleyen kulaklara musiki kadar tatlı. Senin için yanıyorum, yanıyorum. Tevekkeli değil, ben de bu odun kokusu nereden geliyor diyordum. Ah, ah,
Sevgilim, sen benim en iyi şey ruhumsun. Sen de benim eniştemin burnusun. Ay, seni sanat düşmanı seni. Koskoca Shakespeare'li alay ha. Ben sana göstereyim. Dur, bekle. Bekle, geliyorum. Nerede benim? Bir elime geçireyim. Sen ya sanatla alay ediyorsun. Shakespeare'le. Shakespeare. Benim Shakespeare'imle. Al alay. Affedersin Necat abisi, kız kardeşine bir kötülük yapmıyoruz, prova yapıyoruz. Vay vay vay! Bana kötülük yapacakmış, sen bana baksana! Bende ifade edilecek surat var mı? Yani ne demek istiyorsun? Sana şimdiye kadar mülayim davrandık diye... Senin adın mülayim, sert olsan ne yaparsın? Karamele şekeri sende! Gördüm karameleyi o zaman. Vay vay! Küçük hanım, bu da kim? Yeni arkadaşımız Nerime, kabus şatosunun sakinlerinden. Vah, vah, vah! Kusura bakmayın, biz o eve kabus şatosu deriz. Öyle durma gel, kardeşlerin için kararmıştır. Sana bir tanışma konseri yapalım, ha? Hadi. Kesin! Dur yahu! İşte bülbül yuvasının baş tacı, ana kraliçesi, annem. Bülbül yuvamızın çocuklar kraliçesi Zerrin. Dışarıda size kudretini ispat etti. Allah onun şerrinden herkesi korusun. Amin! 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 Ne yaptık yani, kimi tavuğuna kuş dedik? Şaka dedik vallahi billahi ya! Romeo Osman'ı da tanımıştım. Eğer Juliet onu görseydi, o büyük facianın sonu komediyle biterdi. Şimdi tanışma konserimiz başlıyor. Görmeyenin gözü çıksın. Eyvah, eyvah! Feci şekilde atladık. Dikkat! Dikkat! Dünya müziğinde mandolinciler Beethoven'ı, Büyük Ayşe! Bülbül yuvasına mı gittin? Ben sana oraya gitme demedim mi? Onların hepsi kuş beyinli, havai, müsrif, boş gezen takımı. İşe yaramaz kimselerdir. Senin onlarla bir daha görüşmene asla müsaade etmiyorum. Üstelik onlardan fena dersler alırsan halimiz nice olur? Fena dersler mi? Halbuki Nuriye Hanım bana çok şayan örmek bir kadın hissi verdi. Onların hepsi çalgıcı olmak hevesindeler. Hiçbiriyle alakadar olmaya bile değmez. Feridun oğlum, senin yerinde olsam ciddi bir hayat sürmeyen ve sabahtan akşama kadar piyanoyla dandan, kemanla gıy gıy eden bu acayip insanları kapı dışarı ederdim. Varsınlar şarkılarını başka yerlerde söylesinler. Benden çok senin akrabaların anne, hem beni rahatsız etmiyorlar. Varsınlar oturduklar kadar otursunlar. Evet, bunun ehemmiyeti yok. O köhne evi ne yapacağız zaten? Ama Nerime'nin onlarla ahbaplık etmesini sen de doğru bulmuyorsun. Sen de benim fikrimdesin, değil mi Feridun? Onların o kadar kötü insanlar olduğunu zannetmiyorum. Biraz basit düşünceli oldukları muhakkak. Ama Nerime madem onları ziyaret etmekten hoşlanıyor, ara sıra onların evine gitmesine müsaade edilebilir sanırım. Ya, madem ki oğlum bunda bir mahsur görmüyor, o halde bazı hafta tatillerinde bülbül yuvasına gidebilirsin. Çok teşekkür ederim efendim. Müzik
Merhaba kabusu şatonun kraliçesi. Merhaba aydan gelen kemancı. Bize mi geliyordunuz? Hı, evet. Eğer kabul ederseniz. Rica ederim. Kabul etmek ne demek? Siz bizim yegane dinleyicimizsiniz. Kimin arabası bu? Doktorun. Hayrola, hasta kim? Misafiriniz olan yaşlı hanım. Doktor bey şimdi onun yanındalar efendim. Nasıl buldunuz doktor? İyi değil. Vücut çok yıpranmış. Çok iyi istirahat etmesi lazım. Şimdilik teskin edici bir iğne yaptım. Eğer vaziyetinde çok ağır bir durum olursa lütfen telefonla beni çağırın. Olur. Müsaadenizle. Güle güle doktor bey. Allah'a ısmarladık. Geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Pek yaşayacağımı da zannetmiyorum. Bütün üzüntüm Nerime. Ne olur bana bir şey olursa Nerime'min tahsilini yarım bırakmayın. Onu bir yatılı mektebe yollayın. Eğer mümkünse. Merak etmeyin efendim. Bunları şimdi bile yapabilirim. Ben müsaadenizi istiyorum. Annemi biraz rahatsız bırakmıştım da. Erken gittiğin için çok üzüldüm. Annenin saat haberini acaba nasıl alabiliriz? Bilmem ki. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Anneciğim, nasılsın? Seni çok merak ettim. İyisin ya. Şimdi bir şeyim yok, çok iyiyim. Anneciğim. Ziyade olsun efendim. Müsaadenizle. İyi geceler. Size de. Düne kadar komşu köşkte semiz, yağlı, şişman bir tavuk yaşıyordu. Bugün yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Yaşamıyor. Neyin var be Necat abisi? Ne oldu sana? Bakıyorum midye çıkarıyorsun. Bir şey söylesem yapar mısın? Ayıp ettin be Necat abi. Sağ ol Zerrin. Müsaade edersen şu kağıda bir şeyler yazmak istiyorum. Yaşamak mı? Yoksa ölmek mi? Mesele bunda. Kör talihin sapanlarına, oklarına, zihninde tahammül göstermek mi daha mertçe olur? Tavuğu yemek daha akıllıca olur. Dur, nereye? Dur!
afiyet olsun dünyanın en güler yüzlü adamı. Ne var, ne istiyorsun? Ne kadar meşgul olduğumu görmüyor musun? Görmez olur muyum? Güzel gözlüm, güler yüzlüm. Binlerce altın değerindeki vaktinden bana bir parçacık verebilirsen... ...kendimi dünyanın en mesut insanı sayarım. Gene ne istiyorsun benden? Bu sefer borç para yok artık. Rica ederim. Sizden küçük bir istirhamım var. Şu mektubu lütfen Nerime Hanım'a götürür müsünüz? Ne var onun içinde? Ne mi var? Vişne reçeli tarifnamesi. Doğru mu söylüyorsun? Yemin ederim ki senin ölünü göreyim ki vişne reçeli tarifnamesi. Pekala. Bir dakika, ben de bir şey yazayım. Al bakalım. Bir de cevap verdi. Doğrusu hiçbir şey anlamadım. Allah'a ısmarladık anneciğim. Bugün nasılsın? Biraz daha iyiyim. Gidiyor musun? Gidiyorum anneciğim. Sen istirahat et, uyu biraz. Dün gece sabaha kadar inledin. Çok fenaydım. Ama şimdi daha iyiyim. Kendine dikkat et anneciğim. Kendini yorma. Allah'a ısmarladık. Şeker anneciğim. Canım anne. Ferudun abi, sen de mi bizimle geliyorsun? Evet çocuklar, bugün benim işim biraz acele. Sizi mektebe bıraktıktan sonra fabrikaya gideceğim. Âlâ, bugün çamaşır günü olduğunu biliyorsunuz. Kalkıp çamaşırcılara nezaret edin. Fakat nasıl olur? Adım atacak halim yok benim. Benim böyle miskin numaralara karnım tok. Sizi zorla kaldırmaya mecbur etmeyin beni. Kimseye bedava ekmek yok. Hadi bakalım, bu kadar yatmak yeter. Kızcağız mahvolacak şimdi. Feridun Bey beni çağırtmış. Çok üzgün. Nerime'yi bu akşam ve yarın oyalayın diyor. Nasıl? Bu akşam mektep dönüşü eve gidip acı haberi öğrenmeden bülbül yuvasına götürün. Sabahleyin de oradan alır mektebe götürürüz dedi. Seni bu akşam bülbül yuvasına davet bu ediyoruz. Bu akşam Ayşe'nin doğum günü, sabaha kadar eğleneceğiz. Bu akşam dünyanın anasını satacağız. Çok teşekkür ederim. Ama önce eve gitmem, müsaade almam lazım. Biz lazım gelen bütün müsaadeleri aldık. Süheyla teyzemiz de bu işe razı oldu. Nasıl olur? Dünyanın sonu geldi galiba. Evet, dünyanın sonu gelmiş gibi eğleneceğiz. Siz beni beklemeyin, eve gidin. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi koşun yavrum! Ah, şu et yığını keşke erise! Erise de bir damla çiğ haline gelse! Baba! Kim o? Yahut, Tanrı kendi canına kıymayı insana yasak etmeseydi! Babacığım, o siyah kuzgunu renkli pelerinin de ne kadar da Tanrı'nın huzurunda yakışıklı duruyorsun! Ya Rabbi! Ya Rabbi! Bu dünyanın her hali bana ne kadar bitmiş, bozulmuş... ...ne kadar tatsız geliyor! Ne kadar tatsız! Hı?
Ofelia! Vakit çok geç olmuş. Bu saatte otellerde de yer bulunmaz. Ne yapayım? Parklarda mı, sokaklarda mı kalayım? Bu bekarlıktan bıktım, usandım. Metreslerimden lezzet almadım. Budur son arzum, evlenmektir kararım. Lakin münasip bir bayan nereden bulayım? İmdada yetiş aman Allah'ım! Sefil kuluna et biraz yardım! Bir takım çapınlara aldandım! Şimdi sahipsiz sokakta kaldım! Budur son arzum, evlenmek bir kararım! Lakin münasip bir koca nereden bulayım? İşte bir hanım, pek mini mini, sorarsam acaba sever mi beni? Dostlar kademi varmış bu yeri, kısmetim çıktı aman ne şirin. Matmazel bana verir misin elini? Al elimi hem kalbimi sensin sahibi. Bizi görenler sakın kıskanmasınlar, mesut bir yuva kurarak zevke dalsınlar. Hadi! Hop. Aman! Hop hop! Hop hop! Hop hop! Hop! Aman! Hadi! Çok az kaldı. Ne güzel bir geceydi. Hayatım boyunca unutamayacağım. Sabah olacak, her şey bitecek. Hayır Necat. Ben çabuk biten şeylerden hiç hoşlanmam. Her güzel şey bütün bir ömür devam etmeli. Sen daha doğmadın bile Nerime. Şimdiye kadar olanlar kötü birer rüyaydı. Uyanır uyanmaz her şey yeniden başlayacak. Belki de ben doğmadan öleceğim. Neylersin ölüm herkesin başında. Uyudun uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak, taht misali o musalla taşında. Ne güzel mısralar. Fakat bu gece ben hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Ben de yalnız bir şey düşünmek istiyorum. Ruhumu, kalbimi dolduran insana keman çalmak, ona şarkılar söylemek ve bir ömür boyu bu düşünceyle yaşamak istiyorum. O kadar çok düşünmek de insanda düşünce hastalığı yapar. Onun için düşünmeyi bırak, yaşamaya bak demişler. Hemen aklıma şu mısralar geliyor. İnsan ne çok seviyor hayatı. Ne güzel şey yaşamak. Neler bekliyoruz hep. Bulutlarından bereket,
Topraklarından ekmek, kızlarından sevda, göklerinden rahmet. Ne güzel! Bu gece gün doğana kadar senin için çalacağım, yalnız senin için. Belki bu müzik nameleri içinde ben hayata yeniden doğarım. Bülbüller yeni doğan bülbüllerini en tatlı nameleriyle karşılarlarmış. İşte ben doğdum Baba Bülbül Hazretleri. Hayat ne güzel, yaşamak ne tatlı değil. Günaydın. Günaydın bütün iyi insanlar. Günaydın Baba Bülbül. Beni en tatlı namelerinle karşılamaz mısın? Allah'a ısmarladık çocuklar. Nerede kaldın Nerimi? 15 dakikadır seni bekliyorum. Dün gece hayatımın en güzel gecesini yaşadım diyebilirim. En güzel gecesini yaşadın ha? Şimdi de hakikati öğrenmelisin. Annen dün öldü. Feridun abim sana acıdığından cenazede bulunmaman için seni bülbül yuvasına yolladı. Nerim? Beni aldattınız! Yalancılar! Yalancılar! Bir gecemi iyi geçirtmekle bütün ömrümü zehir ettiniz! Benim dediğimi kabul edeceksiniz. Çünkü bu rahmetli annenizin bir vasiyetidir. Bana söylemişti. Düşündüm ve sizi eski bir aile dostumuzun idare ettiği bir koleje yollamaya karar verdim. Kolej Ankara'dadır. Yarın hareket ediyorsunuz. Kanuni bütün hakları annem üzerine aldı. Artık resmen vasiniz oldu. Hareket hazırlığınızı lütfen tamamlayınız. Feridun Bey'in konuşmasından 2 gün sonra beni Ankara'da bir yatılı okula gönderdiler. Orada seneler birbirini kovalayarak geçti. Yatılı okul gecelerinin garipliğini, derslerime çalışmanın mutluluğu içinde unutuyordum. Yaz tatillerinde bile okulda kaldım. Şimdi başarılı diplomamla bülbül yuvasındakilerin deyişiyle kabus şatosuna dönüyordum. İlk fırsatta çalışmak, kimseye yük olmadan kendi hayatımı yaşamak istiyordum. Hoş geldiniz. Buyurun. Günaydın. Hoş geldin Nerime. 4 sene içinde ne kadar değişmişsin. Bu onun hiç de lehinde olmamış. Kıyafetini ve hareketini beğenmedim doğrusu. Temenni ederim ki karakterinde de esaslı bir değişiklik olmasın. Haklısınız efendim. Cidden müsamahalı bir mektepmiş. Yo, mektebe laf yok Nesrin. Müdür aile dostumuz olduğu için bana devamlı olarak malumat veriyordu. Kızcağızın hafta tatillerinde, hatta yaz tatilinde bile mektepten çıkmasına müsaade edilmedi. Karakterine gelince, ona itimadım büyüktür. Bunun için zevkine uyacak şekilde giyinmekte tamamıyla serbestsin. Ben büyüğün olarak bunda bir mahsur görmüyorum Nerime.
emredersiniz efendim. Siz nasıl isterseniz. Anneciğim, 4 sene hep seni düşündüm, senin için çalıştım. Okula öylesine alışmıştım ki hiç canım sıkılmadı. Ayrılırken çok sevgili bir dosttan ayrılır gibi mahzun ve üzüntülüydüm. Artık seni hiç yalnız bırakmayacağım anneciğim. Bak, sana en sevdiğin menekşelerden getirdim. Selamün aleyküm. Selam efendim. Sen de mi bu mezarı ziyarete geldin kızım? Ne talihli mevtaymış meğer. Benden başka gelenler de mi vardı? Hem de nasıl? İrili ufaklı bir sürü insan. Bir keresinde sarı saçlı, uzun boylu bir genç başucunda keman çaldı. Öyle hazin bir parçaydı ki, 40 senelik mezarcıyım, benim bile gözlerimden yaşlar boşandı. Mezarını da onlar yaptırdı. Nejat! Hoş geldin. Beni tanımadın mı Nerime ablacığım? Ben Ayşe. Ayşe sen misin? Ne kadar büyümüş, ne kadar güzelleşmişsin. Geldin değil mi? Artık hiç gitmeyeceksin değil mi? Evet Ayşe. Artık hep burada kalacağım. Ne güzel. Ne sevindim buna. Bizimkiler de ne kadar sevinecekler bilsen. Hadi bülbül yuvasına gel. Şimdi olmaz, sonra gelirim. Nejat abim de artık kasinoda keman çalıyor. Şimdilik hoşça kal Ayşe. Hepsine selam söyle benden. Nejat abi! Nejat abi! Nejat abi! Nerime abla geldi. Nerime abla geldi. Nerede? Nerede Ayşe? Biraz evvel buradaydı. Onunla konuştum. Gözlerinde yaş vardı. Selam söyledi. Sevindin değil mi? Sevindin. Gene nereye gittin? Biraz dolaşmaya çıkmıştım. Çabuk terzime git, yeni dikilen elbisemi al, hemen gel. Yengem de senin odana bir sürü iş yolladı. Onları hemen işle. Peki. Hayrola, nereden nereye böyle? Nesrin elbisesini terziden almaya gönderdi efendim. Gel, ben de eve gidiyorum. Nesrin kendi işlerini sana mı gördürüyor? Sana bu gibi işler mi yaptırıyor? Evet efendim. Bunu annem biliyor mu? Herhalde biliyordur. Senin üstüne başına da annem mi bakıyor? Evet efendim. Ufak tefek masrafların için harçlık olarak sana muayyen bir para vermiyor mu? Hayır, vermiyor. Esasen buna lüzum da yok zaten. Lüzum olup olmadığını sormuyorum. Bütün bunları daha mufassal bir şekilde konuşmamız icap ediyor. Nerime bir dakika versene şunu. Al şunu Nesin Hanım'a götür. Emredersiniz efendim. Seninle biraz deniz kenarında dolaşalım mı Nerime? Hı
Dikkat ediyorum, sana hala besleme gözüyle bakıyorlar. Bu annemin yanlış bir taktiğidir. Bugünden itibaren bu hale bir nihayet verdireceğim. Sen de günlerini serbestçe ve kendi istediğin gibi geçirmeye başlayacaksın. Bundan sonra hususi masrafların içinde sana ayda muayyen bir para vereceğim. Teşekkür ederim efendim. Fakat ben istiyordum ki... Evet, ne istiyordunuz? Bu parayı kabul etmek bana çok müşkül gelecekti efendim. Niçin? Çünkü artık hayatımı kazanacak yaşa geldim ve... bunun için ben de sizinle görüşmek istiyordum. Kolej müdürü beni İstanbul'da tanıdığı bir şirket müdürüne tavsiye edeceğini söylemişti. Kendisine bunu hatırlatmak için yazmama müsaade eder misin? Kendi ekmeğinle kendini geçirmek istemeni çok meşru bir hak olarak görüyorum ama... ağabeylik ettiğim bir akraba kızının dışarıda çalışmasını doğru bulmuyorum. O halde beni fabrikanıza alınız. Fabrikada seni işçi gibi çalıştıramam ya. Daktilo kadrosu dolmuş. Belki de sana muhasebe de bir iş bulurum. Cemil Bey çok yaşlandı, ona yardım edebilirsin. Hesabın kuvvetli mi? Oldukça. Fakat şimdiye kadar bir yerde çalışmadığım için ne de olsa acemi sayılırım. İsterseniz birkaç gün tecrübe ederiz. Pekala, tecrübe ederiz. Pazartesi işe başlarsın, oldu mu? Evet efendim, teşekkür ederim. Nereye be? Hayırsız sultan! Bülbül yuvasına bir defa gelmek aklına gelmez mi senin? Annemi kaybettiğim gün sizlere sarf ettiğim sözlerden sonra yüzünüze bakacak kuvveti kendimde bulamıyorum. Ayıp ettin. Sen bize bir şey söylemedin ki. Çok iyisiniz. Hem biliyor musun, Osman'la evlendik biz. Hadi gel, hepimiz seni öyle özledik ki. Çok sevindim buna. Yarın mutlaka geleceğim, onlara öyle söyle. Peki. Hoş geldin Nerime. Ne kadar değişmiş, ne kadar güzelleşmişsin. Bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Seneler sahiden beni bu kadar değiştirmiş mi? Çok. Hatta diyebilirim ki Ankara'da geçirdiğin her gün seni biraz daha bülbül yuvasından uzaklaştırmış. Sana öyle geliyor Nejat. Niçin uzaklaştırsın? Hem ben hiçbirinizi unutmadım ki. En çok sevdiğim sizlersiniz. İnsanlar bazen sevdiklerinden de uzaklaşırlar. Ben o insanlardan değilim. Hatıralar bende kolay ölmez. Evet ama tozlanır veya üstü kor ateşi gibi kül tutabilir. Yazık. Büyük dostlukların her an kolaylıkla kurulabileceğini zannediyorsun Nejat. Bak, şimdi de sen bana sitem ediyorsun. Çünkü beni hiç tanımamış, anlamamış gibi konuşuyorsun. Hayır, seni çok iyi tanıyor ve anlıyorum Nerim. Zaten bunun için biz de seni çok seviyoruz ya. Ama bülbül küçükmüştür. Bir gün gelecek, seni daha büyük kuşlar kaçıracak. O halde beni bırakmayın. Elimizden gelse... sizlerin dostluğunu kimse de bulamaz. Biz de sizden iyisini nereden buluruz? Bir gün gelecek, seni inandıracak biri çıkacak karşına. Bir an inanmış bile olsam beni dinlemeyin. Uykuda olabilirim. Tokatlayın, uyandırın beni. Seni bir sonbahar aldı, bir sonbahar bize geri getirdi. 4 senedir öylesine sakindi ki buraları. Yaz birdenbire bitiyor, bütün mevsimler adeta sonbahar gibi hüzünle geçiyordu. Sen bizim bahçemizin ebedi yazısın. Ellerin ateş gibi yanıyor, hasta mısın yoksa? Seneler var bu ateşe hasretim. Ya şimdi? Şimdi ateşlerin en yakıcısı bütün benliğim sarıyor. Birdenbire mi oldu? Birdenbire. Bir rüzgar getirdi o alevleri. Ne tuhaf konuşuyorsun bugün Nejat. Yıllar yılı bu konuşacaklarımı düşündüm. Her akşam üzeri güneş batmadan evvel bu anı bir daha yaşadım. Sonra bir erguvan renkli rüzgar sana bütün istediklerini getirdi. O rüzgarın öncüsü ben olmak isterdim. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin benim cici kızım. Seneler seni bir hayli güzelleştirmiş. Aslan!
Nerime bacısı, gene gelmiş bülbül yuvasının gülü. Senin yalan kuyusu seni! Bir gün kendi kafasından bana böyle güzel söz söylememiştin. Sen söyleyene değil, söyletene bak! Seni kestane ağacı seni! Dur. Senin aşk lügatının sayfaları eski değilse, gözüne gözlük tak, anladın mı? Ah, ben şimdi sana Allah, dur, yapma! Hoş geldin Nerime abla! Hoş bulduk! Biliyor musunuz? Feridun Bey'in fabrikasında muhasebede çalışmaya başlıyorum. Aman Allah'ım! Sen fabrikada mı çalışacaksın? Doğrudan doğruya Feridun Bey'in demir pençeleri arasına mı gideceksin? Onun pençesi annesininki kadar sert ve hain olamaz. Sana bunu o mu teklif etti? Seni yanında çalışmaya o mu mecbur etti? Hayır, mecbur etmedi. Hatta diyebilirim ki bunu kendisinden ben istedim. Pazartesi günü başlıyorum. İşte çalışma masanız. Bu defterler de size ait kızım. Gösterdiğim şekilde tutarsınız. Aferin kızı, elinde çabuk maşallah. Yeni gelen Nerime Hanım siz misiniz? Evet. Feridun Bey sizi bürosuna çağırıyor. Şimdi gidiyorum. Öğle paydosunda Cemil Bey'le konuştum, seni beğenmiş. Cemil Bey gibi tecrübeli bir memur üzerinde böyle çabuk ve iyi bir intiba bırakmak doğrusu büyük bir başarı. Yalnız kıyafetim biraz basitçe. Nasılsa bugünkü mesai bitti. Senin bir çarşıya çıkalım ha, ne dersin? Bilmem, siz bilirsiniz efendim. Bu kıza sabah kahvaltısının tam 8'de olduğunu bir türlü öğretemedim. Günaydın efendim. Bu lüzumsuz süs ve şıklık nedir? Nereden aldınız o elbiseyi? Şuna bak! Ben sana onun kendi vaziyetiyle mütenasip bir şekilde giyinmeye hiçbir zaman muvaffak olamayacağını söylememiş miydim? Ne demek istediğini anlamıyorum anne. Nerime'nin kıyafetinde tenkit edilecek hiçbir şey bulamıyorum ben. Nasıl nasıl? Sen onun böyle şıklaşarak dolaşmasını münasip mi buluyorsun? Bu gibi lükslere ve israflara heves etmesinin yarın kendisi için çok büyük fenalıklar doğurabileceğini düşünmüyor musun? Bu tarz kıyafet yakışık alıyor mu sanki? Neler söylüyorsunuz, neler uyduruyorsunuz anne! Bir genç kızın temiz ve zarif giyinmek istemesi en tabii hakkıdır. Nesrin'e baksanıza nasıl giyiniyor? Nesrin'le Nerime'nin bir olmadıklarını, birincisinin yapabileceği şeyleri, ikincisinin yapamayacağını sen de kabul edersin. Hakkınız var. Nesrin'le Nerime bir değildir. Nerime çok sade ve zarif bir elbise giydiği için onu tenkit etmek aklımdan bile geçmiyor. Maalesef sizin fikrinize iştirak etmiyorum anne. Nerime, bu sabah fabrikaya beraber gideceğiz. Seni arabada bekliyorum, kahvaltını bitirince gelirsin. Böyle giderse Nerime milyonlara konacak. Nereden anladın? Anlaşılmayacak ne var anneciğim? Hakikat meydanda. İlk önce yanına memur aldı. Bunun sebebi açık. Nerime'ye daha yakın olmak ve ona geçmişi unutturmak. Nerime çok güzel bir kız.
Feridun gibi fabrika ve evinden başka dünyası olmayan bir insanı tesir etmemesine imkan ve ihtimal yok. Yani sizin anlayacağınız yakında bir bomba patlar inşallah. Kafanda patlasın o bomba, e mi? Sen lafa karışmasan olmaz mı? Ben sana haftada bir konuşacaksın dememiş miydim? Kızma be ya, bugün tam bir hafta oldu işte. Sus, sus! Necdet abişin, sen ne diyorsun bu işi? Ne bileyim ben? Bilirsin. Eninde sonunda büyük bir kuş çıkar, bülbülün elindekini alır. Ama sonra bülbül bir şakır, bir öter, bir daha öter. Küçük kuş, büyük kuşun pençelerinden kaçar, bülbül yuvasına döner. İki kere iki dört eden Necdet abisi. Sen hiç merak etme. Biz gider ona yarın bir haber uçururuz, sen hiç meraklanma Emi. Bir müddetten beri senden konuşmak istiyordum Feridun. İzdivacın hakkında. Daha vaktimiz var. Neyim abla? Hoş geldin Neyim abla. Ayşe, sen ne arıyorsun burada? Ben hastayım Neyim abla, çok hasta. Hasta mı? Nazlanma Ayşe, sen demir gibisin maşallah. Birdenbire hastalandım. Doktor geldi. Vallahi doktor geldi. Çok hastaymışım. Peki nen varmış? Soğuk almışım. Doktor öyle söyledi. Hadi seni içeri götüreyim. Gel. Artık 35 yaşına yaklaştın. Bunu düşünmenin zamanı geldi de geçti bile. Nesrinin mi? Evet. Ben senelerdir bu ümidi besliyordum. Siz belki böyle bir ümidi besliyorsunuz ama ben asla. Hem Nesrin evlenmek için aklından geçecek kızların en sonunda kalır. Yanılıyorsun Feridun. Onu yanlış bir gözle görüyorsun. Rica ederim anne. Artık bu bahsi kapayalım. Yapma yavrum. Kendine yazık ediyorsun. Verdikleri işleri reddet. Vaktim yok diye bir şeyler yap. Büsbütün zayıfladığını, kuvvetten düştüğünü, sarardığını görmüyor musun? Böyle giderse bir hastalığa tutulacaksın. Ne yapayım teyzeciğim? Madem ki bu konakta bir sığıntı olduğumu bana daima hatırlatıyorlar. Ben de başka bir yerde kendime bir iş bulacağım güne kadar onlar için çalışır, bana verdikleri odanın, yedirdikleri yemeğin karşılığını öderim. Hayır kızım, doğru düşünmüyorsun. Bana kalırsa münasip bir zamanda bunu Feridun Bey'e söylemelisin. Senin vasiyin olduğuna göre bunları bilmesi elbette lazımdır. Ben artık çocuk değilim, vasiye ihtiyacım yok ki. Bugün istediğim yere gidebilirim. Fakat yapayalnız kalmaktan korkuyorum. Biz varken sen yalnız kalır mısın Nerime ablacığım? Hoş geldin Nerime. Hoş bulduk Necdet. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana bir sürprizimiz var. Dikkat edeceğim. Nerim Hanım nereye gitti Selim? Bahçenin sonuna doğru gitti. Bülbül yuvasına gitmiş olabilir efendim. Evet. Senin elbiselerine ne oldu Selim? Kirlendi de temizliyorum. Şimdi kurur beyefendi. Aman çabuk kurusun. Yoksa böyle tüy yolmuş tavuğa benziyorsun. Thank you.
Bravo! Sizleri tebrik ederim. Senin de zevkinin erime. Kaçıp kaçıp buraya gelmekte haklı mısın? Hoş geldiniz oğlum. Hoş bulduk efendim. Size layık oturacak yerimiz yok ama... Rica ederim. Buyurun. Eğlencenize devam edin. Demek bu ilahi konserin tek dinleyicisi sensin. Evet Feridun Bey. Bana bundan sonra abi demen istiyorum. Peki Feridun Bey, Feridun abi. Size çok güzel bir pazar geçirdiniz. Size ne kadar teşekkür etsem. Aman canım. Rica ederim. Üst kat çok kötü. Oturulur gibi ya, değil. Ya, ya. Himmetinizi bekliyorum. Tamirat işini hiç merak etmeyin. Onu hemen ele alacağım. Oh, iyi. Eksik olmayın efendim. Şimdilik müsaade. Allah'a ısmarladık. Güle güle efendim. Güle güle. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Ne oldu? Neniz var Cemil Bey? Feridun Bey, gelecek ay vazifeme nihayet verileceğini bildirdiler. Niçin, sebep ne? İhtiyarlamışım Nerim Hanım. 30 seneden beri bu fabrikada çalışmam fazla görülüyormuş. Anlamıyorum, madem ki işinizi muntazam görüyorsunuz. Kim bilir, belki de beyefendinin istediği gibi çalışamıyorum artık. Malum ya, kendisinden bir şey sormak, izahat almak hakkı yok. Demek ki bir ay sonra, yani kış başında parasız pulsuz sokağa atılıyorum. Belki de size bir maaş bağlayacak. Evet, bir şeyler vereceğini söyledi. Ama bugünkü aylığımla geçinemezken, bundan sonra alacağım 5-10 lira ile ne yapabilirim? Bu söylediğiniz şeyleri Feridun Bey'e anlatmadınız mı? Ona anlatmak mı? Böyle meselelerde karar verdi mi, bir kelime dinlemez. Ben ona söylerim, dal gibi de dinler. Alın şu dosyayı. Giriniz. Size bir şey söylemek istiyorum Feridun abi. Ne hakkında? Şu zavallı Cemil Bey hakkında. Biçare adam pek ümitsiz bir halde. Bugüne kadar aldığı maaşla zaten geçinemiyordu. Şimdi ise... Sen bu gibi şeylerle meşgul olma Nerime. Ben bir memurun vazifesine son vermeyi münasip gördükten sonra... verdiğim karar üzerine artık pazarlık veya münakaşa kabul etmem. Siz onların ne kadar muhtaç bir vaziyette olduklarını bilemezsiniz. Boşuna konuşuyorsun Nerime. Onun yerine geçecek adamı bile tayin ettim. Zavallı adam. Zavallı aile. Ne felaket yarabbim. Bakıyorum bugün çok hassassın Nerime. Pekala. Himaye ettiğin o adama, Cemil Bey'e söyle... şimdiye kadar aldığı maaşı bundan sonra da kendisine tekaüdiye olarak vereceğim. Nasıl, memnun oldun mu? Teşekkür ederim. Yok. Teşekkür ederim. Yok küçük hanım, daha el öpülecek yaşa gelmedik. Sana bir şartım var. Bu akşam beraber bir pavyona gideceğiz. Pavyona mı? Hiçbir şey anlayamıyorum, sizler mi? Elbette. Ben bunda şaşılacak bir şey görmüyorum. Fakat ben nasıl gelirim? Ne kıyafetim, ne durumum müsait değil. Kıyafet meselesini yedi cücelere bırak. Duruma gelince, senin başın kel mi? Anlaştık mı? Uzat elini. Dans edelim mi Nerime? Mesut olsun Nerime. Çok, pek çok. Zaten mesut olmak için saadetin ne olduğunu düşünmeye mecbur olmamak kâfi. Güzel. Öyle sanıyorum ki böyle bir salonda ilk defa dans ediyorsun. Nasıl, beğendin mi bari? Hem de nasıl. (Gülüyor)
Dans etmek seni yormuyor ya. Hayır, asla yorulmuyorum. Bilakis kendimi bulutların üzerinde, havalarda sanıyorum Feridun abi. Artık bana sadece Feridun diyebilirsin Nerime. Fakat... Bak dinle beni, yarın sabah yazıhaneye gelme. Birkaç saat fazla uyuyarak bu akşamki yorgunluğunu dinlendirirsin. Bak sana bir hikaye anlatayım. İki nişanlı kavgaya tutuşmuşlar. Kız erkekten ayrılmaya karar vermiş ve nişanlısına... ...senden hediye olarak aldıklarımın hepsini geri vereceğim demiş. Erkek de yalnız bir şeyi geri veremezsin diye cevap vermiş. Bil bakalım geri veremediği neymiş? Bilmem, neymiş? Sevgisi. Ah, bunu hiç düşünmemiştim. Benim hakkımda ne düşündüğünü bilmek istiyorum Nerime. Sizin mi? Çok zor bir sual. Mama Fidur'un söyleyeyim. Sizi önceleri o kadar yanlış tanıdım ki... ...hakkınızda bir takım yanlış kararlar bile verdim diyebilirim. Halbuki... Niçin sustun? Seni dinliyorum. Halbuki yanılmışım. Siz o kadar iyisiniz ki... Teşekkür ederim. Sen de çok iyi bir kızsın Nerime. Ya ama niçin daldın öyle birdenbire? Ben de şey... Mutlaka bir şeyler düşünüyor olmalısın. Evet. Dünyanın görünüşteki parlak çiçeklerine rağmen... ...kalplere zehir akıtan bir yer olduğunu düşünüyorum. Aferin doğrusu. Düşünecek başka şey yokmuş gibi. Hem de tıpkı dertli insanlar gibi konuştun. Yoksa bir derdin mi var söyle? Gidelim. Gidelim buradan. Fakat hiçbir şey anlamıyorum, Nerime. Gelme! Git buradan! Çabuk git! Seni artık görmek istemiyorum! Necan, beni dinle! Bunun böyle olacağı belliydi. Eninde sonunda bir büyük kuş çıkacak, seni kanatları arasına alacak, seni uzak ülkelere doğru uçuracaktı. Hayır Necan, senin zannettiğin gibi değil. Bülbül ne kadar ağlarsa, büyük kuşun kanatları kuvvetli, büyük kuş zengin, bülbül küçük, bülbül fakir, bülbülün namelerinden başka serveti yok. Benim küçük kuşum. Hadiseler seni öylesine yaralamış ki, sözlerinden kan damlıyor. Senin yaranı sarmaya geldim. Seni seviyorum Nerime. Bildiğim tek kelime bu. Seni kaybettiğimi anlayınca kemanımı parçalamak istedim. Hayır Nejat! Haklısın. Belki de yanlış söyledim. Ben seni kazanmadan kaybettim. Doğru söyle. Seni seviyorum diyebilir misin bana? Bir zamanlar bana sen daha doğmadın demiştin ya... ...doğru söylemişsin. Ben şimdi doğdum Necan. Birisi çıkıyor... ...bana seni seviyorum diyor. Bu insan üstelik sensin Necan. İlk mana taşıyan genç kızlık rüyamda seni gördüm.
senden bulunmaktan hoşlanıyorum. Sana bakarken yüksek bir yerden aşağıya bakar gibi oluyorum. Baş dönmesi gibi bir şey. Senin müziğin şaşırtıyor beni. Işığın beni çekiyor. Sana seni seviyorum demeye mecbur etme beni. Yeter artık, yeter! Gitme Nerime, yağmur yağıyor. Bizim yağmurumuz. İçime yağan gözyaşları bu, sevinç yaşları. Göğün toprağı hediyesi. Gitme. Gidersem bu gece hiç bitmez. Her beraber olduğumuz gece bittiği yerden başlar. Bu gece sabaha kadar senin için çalacağım. Nerede olursa olsun seni dinleyeceğim. Derecesi görülmemiştir. Kalk bakalım. Ne oldu yenge? Daha ne olacak? Saat 8'i geçiyor. Artık bu kadarına da pes doğrusu. Bu evin bazı prensiplerini senin keyfin için bozacak değiliz ya. Anne, dışarı gelir misiniz? Sizinle mühim şeyler konuşmak istiyorum. İstediğin kadar uyuyabilirsin Nerime. Dün akşam sana izin vermiştim. Unutma, bugün fabrikaya da gelmeyeceksin. Beğendin mi söylediğini? Evet. Hem de çok beğendim. Son zamanlarda o kadar değiştin ki seni tanımak için bir hayli müşkilat çekiyorum. Mesela dün akşam yaptığın hareketin mantıkla hiçbir ilgisi yok. Her zaman pavyona Nesrin'i götürürdün. Bu sefer kalktın, sana hiç yakışmayan birini, Nerimi'yi götürdün. Acaba seni bu hafif meşrep kızla görenler ne derler oğlum? Nerime gibi güzel ve terbiyeli bir akrabam olduğu için iftihar ediyorum. Size gelince, artık onu kötülemekten vazgeçiniz. Nerime, öğle yemeğine hazır ol. Seni alıp gemiye götüreceğim. Ah, olur Feridun abi, Feridun! Dün gece sana soramadıklarımı şimdi sormak istiyorum. Söyle bana Nerime, fakat hiç tereddüt etmeden samimiyetle söyle. Sende ne gibi bir his uyandırıyorum ben? Yüz kere kırlangıcı görüp gene bahar geldi sanmamalı. Sizi kâfi derecede tanımıyorum. Fakat herhalde son zamanlarda bana yapmış olduğunuz şeyler için size karşı büyük bir minnettarlık duyuyorum. Minnettarlık mı? Hayır, buna ihtiyaç yok. Ben ancak eski hatalarımı kısmen olsun tamire gayret ediyorum. Sana söylemek istediğim, bana karşı kalbinde bir sevgi duyabilece diyor musun Nerime? Böyle bir imkanı görebiliyor musun? Ne garip! Hepimiz evvela saadeti bildiğimizi zannederiz. Sonra onu bilmediğimiz anlaşılır. Böyle manalı konuşma. Senin herhangi bir tesir altında kalarak bana cevap vermeni istemiyorum. Sadece bütün o ıstırap dolu yıllarını sana unutturacağım. Sana şimdiye kadar bulamadığın saadeti vereceğim. Söyle! Benden evlenmeye razı olur musun? Bunu istiyor ve böyle bir şey cidden düşünüyor musun? Seni temin ederim ki ne zamandan beri hep bunu düşünüyorum. Tek emelim, Mesut yarınımızı hazırlarken dünün hiçbir tarafını kendimize basamak etmeden sana bütün çektiklerini unutturmak istiyorum Nerime. Fakat buna anneniz ne diyecek? Böyle bir şeyi kabul etmesine imkan yok. Bu hususta sen hiç üzülme.
Her şey yolunda cereyan edecek ve sen hiçbir şeye ne şimdi ne de sonra üzüleceksin. Buna emin ol. Bu mevzuyu burada kapıyorum. Hiçbir şey olmamış gibi düşün, kararını bana sonra bildirirsin. Peki. Allah Allah, peki bu ıstırabı ne zamandan beri devam ediyor? Bir iki gündür çok arttı doktor. Daha önceleri seyrek olurdu. Ne oldu? Ayşe hastalandı. Çocuğun vaziyetini çok ciddi görüyorum. Birkaç meslektaşımla acele bir konsültasyon yapmam gerekiyor. Şimdilik yazdığım bu ilaçları alın. Müsaadenizle. Ne yapacağız anne? Bir dakika doktor. Buyurun. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık kızım. Güle güle doktor. Şimdi ne yapacağız Nelime abla? Anne! Nelime kızım! Sana karşı çok mahcubuz. Ne oldu teyzeciğim? Doktora para verdiğin yetişir, bir de reçeteyi mi yaptıracaksın? Rica ederim teyzeciğim, lafı mı olur bunun? Yeter ki Ayşecik iyi olsun. Sağ ol kızım, bizim vaziyetimiz malum. Nejat da çalıştığı pavyondan ayrılmış, sebebini anlatma. Konsültasyonda kim bilir kaç yüz lira ister. Allah sonumuzu hayretsin. Siz üzülmeyin teyzeciğim, her şeyin bir çaresi bulunur. Şimdi müsaadenizle bu ilaçları yaptırayım. Ah benim canım kardeşim, sağ olasın. Ayşe nasıl? Uyuyor. Benim hemen eve dönmem lazım. Sen al götür bunları. Peki Nerime, güle güle, güle güle. Geçmiş olsun Necat. Seni çok üzgün görüyorum. Teşekkür ederim Nerime. Beni yıkan çaresizlik, kardeşime hiçbir şey yapamamak beni öldürüyor, beni kahrediyor. Anlıyorum Necat. Pavyondan ayrılmışsın. Evet, kendim istedim. Neden? Niçin? Seni gördüğüm geceden sonra bir daha oraya dönemezdim. Hislerinle hareket ediyorsun Nejat. Olabilir. Peki şimdi ne olacak? Şimdi daha aşağı bir barda çalışacağım. Haber bekliyorum. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Olmaz Nejat. Biz birbirimizden böyle soğuk ayrılamayız. Dün gece uzun boylu düşündüm ve senin hissettiklerini hissettim. Nereyime? İkimiz de aynı çember içindeymişiz de haberimiz yokmuş. Bizi saran bir büyü varmış. Kaderimizi beraber yazmışlar. Benim iyi sevgilim, bana acıyorsun. Garip bir adam senin için keman çalıyor, sana tatlı sözler fısıldıyor, seni aptalca manalı manasız kıskanıyor. Senin için işini terk ediyor, sen ona acıyorsun. Sevdiğini zannediyorsun. Ne olur uyan bu rüyadan. Beni de sürükleme bu rüyalara. Ben acı hakikatlerin içinde yaşıyorum. Peki. O halde sana uyumadığımı, hakikatin ta içinde dolaştığımı ispat ediyorum. Feridun Bey beni seviyor. Bugün evlenme teklif etti. Kabul edersem rahatlık, milyonlar beni bekliyor. Ona bu gece hayır diyeceğim. Büyük kuş partiyi kaybetti. Sen bir aptalsın! Sen bir aptalsın! Söylediklerinin yalan olmasını ne kadar isterdim. Seni rahatsız ettiğim için özür dilerim Nerime. Fakat senden çok mühim bir şey konuşmak istiyorum. Buyurun.
Sana düşünmen için daha uzun zaman vermek isterdim ama Nerime, fazla sabredemedim. Kararını bana bildir. Bir an evvel nişanımızı ilan etmek istiyorum. Hadi Nerime, cevap bekliyorum. Ben evlenemem. Niçin Nerime? Evet, evlenemem. Size hayır diyorum. Eğer kabul etmezsem bu evden ayrılacağımı, yapayalnız kalacağımı da biliyorum. Ama gene de sizden evlenmek istemiyorum. Başkasını mı seviyorsun? Evlenmek için daha başka sebepler olmasını tahmin edemiyor musunuz siz? Ne gibi sebepler? Evet, size müteşekkirim. Fakat bu şükran borcumu size ömrüm boyu bağlanarak ödeyemem. Senden bunu isteyemem Nerime. O halde ne istiyorsunuz benden? Annemin ölümüne sebep olan bir annenin oğlu olmanız bile düşündürmüyor artık beni. Kinim yalnız annenize karşı. Onu da Allah'a bıraktım. Fakat sizi sevmiyorum. Her şeyi tahmin ettiğim gibi. Bugün korulukta seni Nejat'la konuşurken gördüm. Hareketleriniz hiç de arkadaş gibi değildi. Yanıldığımı kendi kendime inandırmaya çalıştım. Boşunaymış. O işsiz güçsüz gayesiz adam sana benden evvel tesir etmiş. İşsiz ama gayesiz değil. Muvaffak olacak. Ama milyona milyon katmayacak. Ne çıkar? Onu seviyorsun değil mi? Yazık. Çok yazık. Beni çağırtmışsınız. Buyurun oturun. Teşekkür ederim. Ayşe'nin sıhhi durumu nasıl? Hiç iyi değil. Üzüldüm buna. Alakanıza teşekkür ederim. Size son tedaviler ve konsültasyon için 10.000 lira yazıyorum, yeter mi? Anlamadım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Ayşe'nin tedavisi için size 10.000 lira veriyorum. Fakat bu bizim için çok ağır bir borçlanma olacak. Maksadımı yanlış anladınız. Bu parayı borç olarak vermiyorum. Bir yanlışlık olmasın. Sizin ne kadar cimri olduğunuzu bütün aile bilir. Doğru söyleyin. Bu 10.000 lirayı neye karşılık veriyorsunuz bize? Şey dostum, ben fabrikatörüm, tüccarım. Bir takım ticari mülazalarla yatırım yaparım. Ancak... Rica ederim, çabuk sarayda gelin. Benden ne istiyorsunuz? Küçük bir fedakarlık. Evet. Bu parayı alır almaz bir daha Nerime'ye görünmeyeceksiniz. Anlıyorum. Küçük bir pazarlık. Bu paraya karşılık ha? 15.000 olsun. Çok lütufkarsınız. Kabul edemem. 25.000. Ne tuhaf. Sizin için bir de cimri derler. Benden alay ediyorsunuz galiba. Sizde insanlık yok mu? Kızı mahvetmek mi istiyorsunuz? Hepinizin çektiği sefaleti ona da mı çektireceksiniz? Bu paraları onun saadeti için veriyorum. Saadet parayla satın alınmaz. Parasız da saadet olmaz. 50.000 veriyorum. Oo, birdenbire yükseldiniz. Beni şaşırtıyorsunuz. Ama başını alıp gideceksin buralardan. Aklın varsa parayla kendine bir iş bul, namusunla çalış. Bana namussuzluk yoluyla kazandırdığın parayı... ...sonra da namus yoluyla arttırmamı mı teklif ediyorsunuz? Siz elindeki oyuncakları duvara vuran şımarık çocuklara benziyorsunuz. Sen de en nadide oyuncakları bir yana bırakıp... ...taş ve toprakla oynayan bir sokak çocuğuna benziyorsun. Aptallık etme, 65.000 veriyorum. Al çeki git buradan. Yerin dibine bak! Kendimi sandal beresteninde zannediyorum. Zavallı Nerime. Şu anda kulakların çınlıyordur herhalde. Ona ne diller dökmüşsündür kim bilir. O saçma kemanınla meşhur besteleri senin için besteledim diyerek gözlerinin önüne serip... ...nasıl da riyakarca kandırmışsındır. Herhalde benim yaptığım... ...babasının parasıyla genç bir kızı et satın alır gibi arttırarak... ...müzayedeye koymanın yanında... ...dünyanın en efendici hareketi kalır. Bu gevezeliklerin çek defterimdeki rakamı biraz olsun artırabilmek için... ...tertip edilmiş bir acemi oyunu. İşte bile bile bu oyuna giriyorum. 100.000. Bu kağıtta bir ömür boyu rahatlık var, bu kağıtta sıhhat var, kardeşinin sağlığı var. İnsanlar ne kadar alçalabiliyorlarmış meğer. Allah Nerime'den razı olsun.
Ne yaptı etti, konsültasyonu yaptırdı. Biraz sonra doktorla beraber neticeyi getirecekler. Zavallı Ayşe, böyle birdenbire morarmasının sebebinin ne olduğunu bir anlayabilsem. Bu ne biçim hastalık böyle ya Rabbi? Doktorla Nerim'e geldiler. İnşallah yavrumun hakkında hayırlıdır. Nedir? Maalesef mavi hastalık efendim. Mavi hastalık mı? Peki şimdi biz ne yapacağız Allah'ım? Gel ben. Vedalaşamadım. Neşat! Ben çalışmak için Adana'ya bara gidiyorum. Bir iş teklifi aldım orada. Ayşe ne olacak? Var kuvvetimle çalışacağım. Yemeyeceğim, içmeyeceğim, ne toplayabilirsem onun için göndereceğim. Doktor müdahalenin hemen yapılması gerektiğini söyledi. Biliyorum. Onun için beni unutmalısın. Birbirimizi bir daha görmemeliyiz. Sen istediğini yapmakta artık serbestsin. Ya sen? Ben nasıl olsa başımın çaresine bakarım. Seni asla unutmayacağım Nerime. Ama sen beni unutmalısın. Ben senin hasretine dayanırım. Fazlet'in karşısına ben çıkmadım. Birbirimizi tanımadık, sevmedik. Fazlet ki yaşamadın desen. Boşa kürek sallıyorduk. Ben seni asla mesut edemezdim. Seni mesut edene dönmelisin. Senin yaşaman için benim ortadan çekilmem lazım. Dünya hali bu. Ezeli ve ebedi hayat kaidesi. İyi şansla. Nejat! 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 Sizi rahatsız ettiğim için beni affedin. Evet, seni dinliyorum. Bana izdivaç teklif etmiştiniz. Eğer bu düşüncenizde bir değişiklik olmadıysa, teklifinizi kabul ediyorum. Bu sözlerinle beni şaşırttın Nerime. Samimiyetine ve bilhassa bu mesele üzerindeki ciddiyetine inanmak istiyorum. İnanabilirsiniz. İyi ama ağlıyorsun. Ne olur, bana bunun sebebini sormayın. Pekala yavrum, nasıl istersen öyle olsun. Sadece beni son derece memnun ettiğini bilmeni istiyorum. Çünkü seni seviyorum Nerime. Sizden bir şey rica etsem, yapar mısın? Senin için yapmayacağım şey yoktur. O halde küçük Ayşe'yi hemen Londra'ya gönderin. Hasta, çok hasta yavrucak. Tedavisi için kaybedecek zaman yok. Eğer bu seni memnun edecekse derhal. Biliyorum. Burada seni üzen birçok hatıra var. Çok düşündüm, senin gençliğine ve güzelliğine layık olan yeri keşfettim ben. Senden bülbül yuvasında yaşayacağız. Orasını sana layık bir şekilde süsleyeceğim. Orada baş başa yaşayacağız. Seni dünyanın en çok sevilen, en mesut kadını yapacağım Nerime. Londra'dan çok sevindirici haberler aldım. Küçük Ayşe birinci ameliyatı başarıyla atlatmış. Doktorlar çok ümitli. Sahi mi? Buna çok sevindim. İyi geceler. Size de. Daha sen yapmadın mı anne? Ne bekliyorsun? Hiçbir şey. Gelirken elinde büyük bir buket görmüştüm de. Fevkalade bir şey yok anne, Nerime'ye çiçek getirmiştim. Ya öyle mi? Ben de... Onunla evleneceğim anne. Size yarın haber verecektim. Demek bütün bunlar doğru ha? O alçak kız manevralarında, entrikalarında muvaffak oldu ha? Bu mevzu üzerinde artık bir tek kelime işitmek istemiyorum anne. Feridun! Peki ya ben sana bu izdivacı istemediğimi, o kızla evlenmene razı olmadığımı söylersem?
O zaman maalesef sizin rızanız haricinde iş görmek mecburiyetinde kalacağım anne. Müjde! Müjde! Ayşe ameliyat oldu. Doktorlar %95 başarı bekliyorlarmış. Bu habere çok memnun oldum. Zavallı kardeşim, Ayşe kurtuldu ama senin hayatın mahvoldu. Yalnız benim hayatım. Nejat abiden haber aldığımız yok. Yalnız geçen gün ondan haber almak için müzisyenler kahvesine uğradığımda Adana'dan yeni dönmüş bir arkadaşına rastladım. Nasılmış? Sabah akşam içiyormuş. Bu yaşamak değil intihar dedi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. Anne! Hoş geldin. Canım Nerim ablacığım. Geç... Geçmiş olsun Ayşeciğim. Öyle sevinçliyim ki. Niçin ağlıyorsun Nerim ablacığım? Sevinç ağlaması Ayşe. Beklediğim tek şey senin iyi olmandı. Şu anda duyduğum mutluluğu hayatım boyunca bir daha duymayacağım. Ben de seni hep seveceğim Nerim ablacığım. Benim için kendini feda ederek yaptığın bu iyiliği hiç ama hiç unutmayacağım. Annem bana her şeyi söyledi. Neler söylüyorsun Ayşe? Ben her şeyi biliyorum Nerim abla. Ne tuhaf Nerimciğim. Ayşe hasta yatağında hep seni sayıkladı durdu. Nerim ablacığım seni çok seviyorum. İyi olacağım, sana karşı olan borcumu ödeyeceğim dedi. Ne sandınız? Elbette ödeyeceğim. Canım yavrum. Ne o Selim, beni bu saatte rahatsız eden kim? Marran beyefendi, çok mühim bir mesele olduğunu söyledi. Kim söyledi? Mühim mesele neymiş? Günaydın. Sen miydin Ayşe? Demek geldin ha? Evet, bugün geldim Londra'dan. Hoş geldin, safa geldin. İyi oluşuna sevindim. Fakat bunu bildirmek için gecenin bu saatinde ziyaret etmen şart mıydı? Elbette, bundan tabii ne olabilir? Allah Allah! Evvela size teşekkür etmem gerekiyor, buyurun. Bu ne? Küçük bir hediye, size layık değil ama... Memnun oldum. Beni hatırladığın için teşekkür ederim. Teşekkür etmenize hiç lüzum yok. Anlamadım. Bazı şeyleri çok geç anlıyorsunuz. Bak hele! Oo. Neyse, Nerim ablan ele getirdim bakayım. Herhalde çok pahalı bir şeydir. Ona getirdiğim dünyanın en kıymetli hediyesidir. Öyle mi? Merak ettim, o ne acaba? Kalbim! Oho! Kalbin o kadar kıymetli demek. Elbette, içi Nerim ablamla dolu. İyi, bak buna memnun oldum Ayşe. Peki, size bir şey soracağım. Eğer siz Nerim ablamla evlenirseniz... ...Nerim ablamın size vereceği en kıymetli hediye ne olabilir? Bilmem. Çekinmeyin, söyleyin. Benim Nerim ablama verdiğim hediye gibi bir şey almak istersiniz herhalde, değil mi? Evet. Avucunuzu yalayın! Ne demek istiyorsun? İnsan büyüğüyle bu şekilde konuşur mu? Bazı mühim şeyler oldu mu bal gibi konuşur. Hadi bakalım, güle güle! Selim! Şu küçük hanıma kapıyı göster. Emredersiniz. Sen dur fasulye sırrı! Bu ne telaş? Bana bakın, şimdi beni dinlemezseniz ben de yapacağımı bilirim.
Ne yaparsın? Gider tekrar hasta olurum. O zaman da ölürüm. Daha iyi olur. Nerim ablama da kavuşurum. Nerim ablana ne olmuş? Böyle giderse siz Nerim ablama düğün çiçeği değil cenaze çelengi götüreceksiniz. Hey Allah'ım, hiçbir şey anlamıyorum. Affedersiniz ama sizin anlamanız kıtlaşmış. Gözünüze gözlük takın da Nerime ablamın gözlerine bakın. O gözlerin içinde Nejat abim var. Onlar birbirlerini seviyorlar. Eğer Nerime ablamla siz evlenmeye kalkarsanız ölür. Nejat abim de ölür, ben de ölürüm. Siz de üç kişinin katili olursunuz. Yoksa senin Nerime ablan mı gönderdi buraya? O benim buraya geldiğimi görse kulaklarımı çeker. Onun haberi yok, ben kendiliğimden geldim buraya. Sen ne duruyorsun burada? Beni siz çağırtmıştınız efendim. Çekil git, bizi yalnız bırak, görmüyor musun, meşgulüz. Ah şöyle, bu adamdan da hiç hoşlanmamıştım. Feridun amca, siz çok iyi insansınız. Vallahi yasatmıyorum. Eğer sizde bir damla merhamet varsa onları ayırmayın. Günahtır. Allah baba bile kızar buna. Nerime ablam ben iyileşeyim diye sizinle evlenmeye razı oldu. Benim için kendini feda etti. Hiçbir şey anlamıyorum. Demek bunun için evlenmeyi kabul etti benden. Ne olur onu affedin. Böyle konuştuğum için beni de affedin. Bakın ben size her şeyi anlattım. Ne iyisiniz Feridun amcacığım. Sizi çok hem de pek çok seviyorum. Gidip müjde vereyim mi? Dur, dur bakalım müjde müci. Galiba anlaştık. Ama bir şartla. Neymiş o şart? Kimseye bir şey söylemek yok. Söylersem elim böyle olsun. Ama siz söylerseniz sizin elinizde şöyle olsun mu? Olsun, sus. İnanamıyorum. Benim Nerime. Muhterem hanımlar beyler, bu düğüne şeref vermek lütfunda bulunduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Beni damat olarak görmeye hazırlandığınız şu anda sizleri merak içinde bırakan sır perdesini ortadan kaldırıyorum. Nerime ile Nejat'ın birbirlerini hakikaten bu kadar sevdiklerini çok geç anladım. Şahsi hislerimi bırakarak inandım ki onlar ancak birbirleriyle evlenirlerse mesut olurlar. Vicdanımın sesine uyarak bütün nikah muamelesini gizlice Nerime ile Nejat adına tekemmül ettirdim. Gördüğünüz gibi şimdi de damat sandalyesini hakiki sahibine terk etmiş bulunuyorum. Her ikisi de mesut ve bahtiyar olsunlar. Onların saadeti için bana düşecek en büyük vazife sadece şahitlik olabilirdi. Ben de bunu biraz sonra huzurunuzda ifa edeceğim. Buyurun, muameleye başlayabilirsiniz.